Herkese merhabalar. Umarım herkes iyidir. Görüşmeyeli epey süre oldu. Bugün ben sizinle su ürünleri yetiştiriciliği, dijital dönüşüm ve su ürünleri yetiştiriciliğindeki sensör kullanımı ile ilgili bazı şeyler söylemek için buradayım. Biliyorsunuz dijital dönüşüm su ürünleri yetiştiriciliğinde de aslında oldukça fazla önem taşıyan bir şey haline geliyor. Bunun temelinde aslında su ürünleri yetiştiriciliğinin doğrudan suyla ilintili olması ve burada yaşayan hayvanların, ki biz bunlara deniz mahsulü diyebiliriz kısaca, veya tatlı su olanları da belki bunun içine katarak biraz genelliyor olabilirim, ama karada yaşayan canlılardan biraz daha farklı koşullara sahip olmaları. Karadaki canlılar nasıl doğrudan havadan gaz formuna nefesimizi alırken, suda yaşayan canlılar, az önce dedim, biz bunları mahsul olarak birazcık da değerlendirdik, suyun içinde çözülmüş olan oksijeni alıyorlar. Şimdi su ürünleri yetiştiriciliğinin gittiği yere de baktığımızda biraz daha kapalı devreye gidiyoruz. Çünkü niye? Deniz kullanımı, kıyıların kullanımı, açık denizlerin kendine göre olan eksileri ve artıları var. Bunlara şu anda değil, başka bir zaman umarım gireriz. Sensör teknolojileri de aslında dijital dönüşüm içinde oldukça önemli bir yere doğru gidiyor. Şimdi sensör teknolojilerini biz tesislerimizin içerisindeki su koşullarını anlamak, takip etmek ve herhangi bir durumda buna kolay ve hızlı şekilde müdahale edebilmek için önem veriyoruz. Ama öteki taraftan şu an için Türkiye'de biz çok fazla konuşmuyor olabiliriz ya da çok az bir kesim tarafından konuşulan bir konu olabilir. Takip edilebilirlik günden güne daha çok önem kazanan bir başlık haline geliyor. Çünkü niye soracak olursanız, insanlar tükettikleri sofralarına gelen deniz ürünlerinin, bu sadece çupra, levrek, porsiyonluk balık olarak düşünmeyin. Karides olabilir. Avustralya'da biliyorsunuz ahtapot yetiştiriciliği üzerine bir doküman yayınlamıştık. Onun üzerine çalışılıyor. Hatta ıstakoz yetiştirmek üzerine bazı çalışmalar yürütülüyor. Bunların takip edilebilirliği ve sofraya gelen deniz ürününün kaynağı, nereden geldiği, hangi koşullar altında yetiştirildiği, yetiştirilirken doğadan elde edilmiş yemlerle mi beslendi ya da kullanılan yemin içeriğinde ne vardı gibi çok önemli ve bazen biz sorunları yetiştiriciliği ile ilgili uzaktan yakından çalışanların bile aslında çok da dikkat etmediği değil de fazla odaklanmadığı şeylere bile dikkat etmeye başladılar. Bu birazcık bilinçlenme ile alakalı. Dolayısıyla sensör teknolojilerinin takip edilebilirlikle de bazı doğrudan ilintileri var. Şimdi bazı notlar almıştım. Onlara bakıyorum bir şey unutmayayım diye de. Bizim su ürünleri yetiştiriciliğindeki sensör teknolojilerine şöyle bir baktığımızda daha çok algılama üzerine bazı sensörlerin geliştirildiğini fark ediyoruz. Türkiye'de de çok fazla hani sensör üreticisi var. Doğrudan hani su ürünleri yetiştiriciliği için değil ama su ürünleri yetiştiriciliğinde de kullanılabilecek olan sensörleri üretiliyorlar. Şimdi çok kısa bir şekilde de hani bir tesisimizin içerisinde hangi sensörleri genel olarak monte edebiliriz kısmından önce aslında sensörlerimizi neye göre seçtiğimize biraz bakmamız lazım. Demiştim ya, hani daha çok algılama üzerine konuşuruz sensör teknolojilerini. Ne yetiştirdiğimizle aslında çok alakalı. Balık mı yetiştiriyoruz veya Akdeniz'de ciddi şekilde, dikkat çekici bir şekilde üretilen karides var. Ya da porsiyonluk balık değil de ben mesela resif restorasyonu için mi bazı türler yetiştiriyoruz? Bunlarla çok alakalı. Hangi mahsulü yetiştirdiğimiz burada. Bu yetiştiriciliği yaparken hangi yöntemi kullandığımız da tabii ki çok önemli. Örneğin kapalı koy ve
Belki de akarsuların içinde ya da barajlarda yapılan su ürünleri yetiştiricilerinin içerisinde açık denizle bağlantısı olanlarda belki de çok fazla sensöre ihtiyacımız yok. Ya da yarı yoğun kültürde suyun içindeki bazı parametreleri takip edebileceğimiz bir sensör işimiz görecektir. Ama dediğim gibi hangi kültürü yaptığımızla da çok alakalı bu. Tamamen kapalılarda artık neredeyse aklınıza gelebilecek bütün sensörleri kullanmamız gerekiyor ki orada yetiştiriciliğini yaptığımız türlerin refahını korurken aynı zamanda sağlıklı kalabilmelerini sağlayalım. Ve tabii ki hani az önce saydım ama açık koy ve körfezlerde, akarsularda, baraj göllerinde ya da kıyıdan birkaç yüz metre belki 1 kilometre, 2 kilometre açıktaki tesislerde nerede yaptığımıza bağlı olarak da kullandığımız sensörlerin çeşidi ve adedi tabii ki artıyor. Bu hani temelinde demiştim ya, su ürünleri yetiştiriciliği doğrudan suyla alakalı bir şey. Ve dolayısıyla kullandığımız sensörler de suyla alakalı, suyun içinde çalışan ve suyun içindeki parametreleri takip eden küçük aparatlar diyebilirim. Çeşitli boyları var, çeşitli şekilleri var. Kapasite veya siz hangisine ihtiyacınız varsa ona göre yapabileceğiniz, belki de yaptırabileceğiniz çeşitleri var. Şimdi ben en temel sensörlerden çok kısa bir şekilde size yine bahsetmek istiyorum. Su kalite parametrelerini tarayacağımız bazı sensörlerden bahsedeyim. Örneğin dağ kaynağından aldığımız suyu fiberglass tanklarda gökkuşağı alabalığı yetiştirmek için kullanıyoruz diyelim. Bizden ya kurarken ya da kurduktan sonra tesisimizin sahibi bir sensör modellemesi yapmamızı istemiş olsun. Karşımıza muhtemelen biraz sonra sayacağım şekilde bir sonuç çıkacaktır diye tahmin ediyorum. Mesela bunların içinde en önemlisi sıcaklık. Çünkü gökkuşağı alabalığı biliyorsunuz genellikle soğuk suları seven bir tür. Ve örneğin kuluçkahanesindeki su sıcaklığı yumurtalar için en uygun şekilde tutulmalı ve kontrolsüz şekilde su sıcaklığı yükselirse belki yumurtalar zarar görecek gibi gerekçelerle bir sıcaklık sensörümüz mutlaka olacak. Şimdi pH sensörümüz olacak. Bu da aslında neden önemli? Suyun asiditesiyle alakalı. Biliyorsunuz suyun asitliği pH'ın düşmesiyle birlikte arttığı için bu da suyun içindeki canlının solungaçları başta olmak üzere yine belki yumurtalara zarar verecek. Yumurtaların ölümüne neden olacak. Canlının solungaçlarına yarılacak ve nefes almasını imkansız hale getirip mortaliteye neden olacak gibi sebeplerle bir tane de mutlaka pH sensörümüzün olmasını bekleyeceğiz. Yine suyun sertliğini ölçen bir sensörümüz olabilir. Tatlı su balıklarımız için belki çünkü bazı aşamalarda hani denizden su çekiyoruz ya da balıkları denize aktarıyoruz ya, bir tuzluluk sensörümüz olabilir. Çok önemli olan ve her tesiste mutlaka olmasını beklediğimiz oksijen sensörü ve diğer gazların yoğunluğunu, suyun içindeki yoğunluğunu ölçen sensörler. Çünkü biliyorsunuz suyun içinde bile oksijen aldığınız zaman karşılığında karbondioksit veriyorsunuz. Bununla birlikte sudaki canlılar yine doğrudan yaşam alanlarının içerisinde metabolik atıklarını bıraktıkları için bu atıkların da uzaklaştırılması gerekiyor. Veya uzaklaştırana kadar geçen sürede suyun içindeki metan, amonyak, amonyum gibi bileşenlerin de ölçülerek kritik düzeye gelmeden aksiyon alınması gerekiyor. Bu yüzden de tabii ki bir diğer gazlar sensörümüzün de olması fena olmayabilir. Yine suyun içindeki askıda katı maddeleri izleyen bir sensörümüz olabilir. Bu da ne olur? İşte suyumuza kil bulaşmıştır, çamur bulaşmıştır,
temiz ve berrak oksijen yönünden zengin bir su tercih ediyoruzdur. Ama suyumuza ani bir değişiklik olmuştur. Tesise giren suyu hızlı bir şekilde kesecek bir mekanizmamız olabilir. Yine sudaki organik maddeleri de ölçecek olan bir sensörümüz bizimle birlikte olsa iyi olur gibi görünüyor. Eğer sizin aklınıza gelen başka bir sensör varsa da bu videonun altındaki yorumlara mutlaka yazın ki en azından bizler de öğrenelim ve bir dahaki gelişmelerde mutlaka bahsetmiş olayım. Şimdi biliyorsunuz kapalı devre, tamamen kapalı devre, RAS dedikleri devir daimli su ürünleri yetiştiriciliğine doğru giden aşamalarda tesislerin kapasitesi oldukça artıyor. Tesisin kapasitesiyle birlikte tesisin karmaşıklığı da artıyor. Su kullanımı, suya belki verilecek kimyasallar ki burada suyun içine verilecek olan çözülmüş oksijenden ya da suyun içindeki herhangi bir aşamada havuzlara katılan çöktürücülerden veya havuzdan çıktıktan sonra kullanılan böyle organik yükü bir şekilde bertaraf edecek malzemelerden bahsedeceğim. Bunlar da artıyor. Tesisin kapasitesi arttıkça karmaşıklığı da artıyor. Şimdi her tesis için şu an için konuşabiliriz. Ama öyle görünüyor ki çok yakın zamanda konuşmaya da bileceğiz. Tesisin kapasitesi arttıkça tesiste çalışan personelin sayısı da artıyor. Şimdi bu personelin de artmasıyla ve hani kapasitemiz büyüyor dedik ya, suyun hareketlerinin kontrol edilmesini de her aşamada birazcık daha zorlaşıyor. Ve suyun hareketinin kontrol altında tutulmasının önemi de artıyor. Çünkü dedim ya, kapalı devrede belki o suyu tekrar kullanacaksınız. Belki bir açık havaya çıkmadan bile kapalı bir tesisin içerisinde o suyu siz bir şekilde temizleyeceksiniz, oksijenlendireceksiniz, içine gerekli sıcaklığı sağlayacaksınız, belki düşüreceksiniz, belki arttıracaksınız, belki başka bir yerlerden geçecek. Bunun hepsinin önemi çok artıyor. Sensörlerden verilerin okunması işte bu yüzden çok önemli. Hızlı ve doğru bir şekilde reaksiyon almanın en pratik yollarından biri sensörlerden gelen veriler okumak. Bu verileri doğru bir şekilde okuyabilmek ve buna bağlı olarak gerekli eylemleri gerçekleştirebilmek, su ürünlerinin gıda güvenliğinin sürdürülebilirliğini sağlamak için de artık çok önemli. Çünkü bu videonun en başında ben söylemiştim ya, insanlar artık tabaklarına gelen su ürünlerinin nereden, nasıl ve hangi koşullar altında elde edildiğini bilmek konusunda bir nasıl diyeyim, ekol değil de bir talepleri var. Yani birazcık daha duyarlılık ön plana çıkıyor ya. Bir öteki taraftan da işte hayvanlar nasıl yetiştirilmiş, nerede karaya çıkmış, nerede avlanmış. Eğer avlandıysa sürdürülebilir bir şekilde avlanmış mı? Ya da yetiştirildiyse bu yetiştiricilik hangi aşamalarda sorunlar yaşamış ya da yaşamamış gibi o kadar çok şeyi sorguluyorlar ki ben bazen çeviriler yaptığımda hakikaten yani bu ne falan dediğim çok fazla şey var. Şimdi bununla birlikte aslında hep yetiştiricilik odandan size bahsetmiş gibi oldum ama sadece sensör teknolojilerini yetiştiricilik odağına sıkıştırmak biraz ufkumuzu daraltmak gibi oluyor. Sensörler bizim etrafımızdaki koşulları bizim kendi dilimize çeviren araçlar. Bunları da rakamlarla, grafiklerle ya da işte monitörden takip edebildiğimiz şekilde bizimle iletişim kurarak yapıyorlar. Şimdi bunların aşamalarına baktığımızda birçok şeyi görebiliyoruz. Dedim ya, su ürünleri yetiştiriciliği tesislerindeki suyun kalitesi ya da su içindeki organik maddelerin yoğunluğu. Ama aynı zamanda Atlantik Okyanusu'ndaki somon çiftliklerinde sensör teknolojileri deniz bitlerine
takip etmek için de kullanılıyor. Biliyorsunuz deniz biti somon yetiştiriciliğinin en önemli sorunlarından bir tanesi. Birçok sorunları var kendine göre ama deniz biti kadar zarar veren çok az şey var. Yine somon yetiştiriciliğinde. Kuzey ülkeleri bu deniz bitlerinin çiftliklere yaklaşma durumlarını sensörler vasıtasıyla takip ederek buna göre reaksiyon alabilen teknolojiler geliştirmek üzerine çalışıyorlar. Bunlardan tabii en önemlilerinden bir tanesi Ekaton tarafından geliştirilmiş olan Spectralize isimli bir teknoloji. Bu deniz bitlerini algılamak ve somon çiftliklerine buna göre reaksiyonlarını almalarını sağlamak üzerine geliştirilmiş bir teknoloji. Surunları yetiştiriciliğinin bir diğer önemli sorunlarından bir tanesine baktığımızda ani meydana gelen toksik alg patlamaları. İskoçya bu aşamada epey kafa yoran ülkelerin başında geliyor. Çünkü biliyorsunuz Atlantik Okyanusu üzerinde balıkçılık faaliyetlerini yürüten önemli ülkelerden bir tanesi. Balıkçılık faaliyetlerinin yanı sıra İskoçya biliyorsunuz yosun yetiştiriciliği konusunda ilk kuralları belirleyen ülkelerden bir tanesiydi. Bu aşamada uydu destekli bazı teknolojileri kullanarak İskoçya okyanusta meydana gelen toksik alg patlamaları hakkında daha fazla bilgi edinmeye ve buna bağlı olarak Suriye'nin yetiştiriciliği operasyonlarını bu alg patlamalarından en az etkilenecek şekilde düzenlemeye dair bazı araştırmalar yapıyor ve aldığı önemli sonuçlar var. Öteki taraftan hani yine balık yetiştiriciliğinin belki dolaylı olarak ilgilendirdiği bir başka konu da var. Balıklar büyürken balıkların gösterdiği fizyolojik davranışları kontrol etmek üzerine de bazı sensör teknolojileri var. Bunlar bazen balıkların hava kesesini doldurmakla ilgili bile aslında oldukça ilginç bazı alanlarına odaklanmış olan sensör teknolojileri. Sizler bakın iFarm'da bunlara en önemli örneklerden bir tanesi. Şimdi sensörlerle donatılmış olan su ürünleri yetiştirici çiftliklerinin bir önceki jenerasyon çiftlikleri oranla daha akıllı olduğunu söylememiz çok daha yanlış olmaz. Evet, sensör teknolojileriyle birlikte çalışan çiftlikler ya da tesisler diyelim. Sadece balık yetiştiriciliğine odaklanmak belki burada biraz hata olur. Çünkü işleme bile kendi başına çok önemli bir sektör. Gitgide akıllanacak. Sensörler daha fazla bir şekilde hayatımıza girecek ve bu tesislerde de bu sensörlerin kullanımı daha fazla olacak. Şimdi tesisleri kendi kendine çalışabilir hale getirmenin de doğru ve hızlı yollarından bir tanesi sensör teknolojilerini kullanmak olacak. Çünkü niye? Bir işi bir insana yaptırıp o insanın bir reaksiyonu alırken meydana getirebileceği gecikmeyi ya da yanlış bir hareketi önlemek için programlanmış sensörler gerekli aksiyonları kendi haline getirecek. Örneğin tesise giren suyun içinde askıda katı madde mi var? Kil mi karıştı, toprak mı karıştı? Ne bileyim, tesise giren suyu durduracak belki. Belki biyolojik, fiziksel ya da kimyasal filtreleri kendi başına uygulayacak. Ya da ne bileyim, suyun içinde birden oksijen mi düştü yine? Belki giren suyla alakalı ama çözülmüş oksijen verecek. Yani bunlar yavaş yavaş insanların kontrolünden çıkacak olan şeyler ve su ürünleri yetiştiriciliğinde de bizi bekleyen gelişmeler aslında bunlar. Her ne kadar şu anda çok hoşumuza gitmiyor gibi görünse de bunlar olacak şeyler. Bir yandan tesisleri kendi kendine çalışabilir hale getiriyor olmamız bu alanda çalışmış nitelikli personeli daha verimli kullanmayı ve daha fazla beyin gücü gerektiren alanlara yönlendirmemizi sağlayacak. Çünkü çok bir sensör
ile donatılmış bir sisteme emanet edilmiş bir teknolojiyi insan kullanmak yerine ben daha verimli nasıl kullanırım ya da bu teknolojiyi daha nasıl geliştirebilirim kısmına odaklanacak. Şimdi bu kadar şeyi ben hani size anlattım ama acaba niye anlattım? Şimdi su ürünleri yetiştiriciliği Çin'de ortaya çıktığı söylenen bir eylem ya. Bugünkü haliyle aslında biz onu birazcık amatör bir balıkçılık aktivitesi gibi görsek de çok farklı bir halde. Yani binlerce yıl öncekinden çok farklı şeyler konuşuyoruz şu anda. Şimdi dedim ya su ürünleri yetiştiriciliği artık sadece tesislerde balık yetiştirmek, karides yetiştirmek ya da ne bileyim ahtapot belki yetiştirmekten çok farklı bir hale gidiyor. Tabii bunlar mutlaka olacak. Balık çiftlikleri olacak. Biliyorsunuz plastik kirliliği ile ilgili Sedat Gündoğulu hocamızla Çukurova Üniversitesi'nden bir yayın yapmıştık. Plastik denizdeki balığı oldukça etkileyecek. Bugün bile etkilerken yarın daha beklenmedik şeylerle karşılaşacağız. Bu yüzden balık yetiştiriciliği tesisleri, karides yetiştiriciliği tesisleri, belki ahtapot, ıstakoz yetiştiriciliği tesisleri hayatımızda hep olacak ve sayıları da günden güne artacak. Şimdi evet, bu tesislerde çalışan mühendislerimiz olacak ya da profesyonellerimiz olacak. Hele şu üniversitelerle ilgili son durumlara göz attığımızda sanıyorum ki bizim sektörde de daha fazla alaylı ya da eğitimle okuldan gelen daha fazla profesyonelle karşılaşacağız. Ama öteki taraftan da birilerinin bu teknolojileri geliştiriyor o da olması lazım. Bu aşamada yine aslında biz sorunları mühendisleri ve mühendislik eğitimi almış olan insanlar önemli bir yerde duruyoruz. Çünkü neden? Bir yandan tesislerin işleyişini, bu tesislerde nelere ihtiyaç duyduğumuzu, bu tesislerde neyin nasıl yapıldığını ve hangi aşamada neyin nerede kullanılması gerektiğini biliyoruz. Öteki taraftan bütün bunları artı olarak da eğer teknolojiyle biraz ilginiz varsa bu sensörleri geliştirmek konusunda da su ürünleri yetiştiriciliğinin içinde belki bir teknoloji biriminde bir kariyer yolu bize görünüyor. Eğer ilgileniyorsanız mutlaka teknolojinin bu kısmıyla ilgili bazı gelişmeleri takip etmenizde fayda var. Çünkü bu sensörleri geliştirmek, bu sensörlerin suyun içinde çalışır halde kalmasını sağlamak, bu sensörlerin su ürünleri yetiştiriciliğinin çeşitli birimlerinde, açık denizde, tanklarda, havuzlarda, akarsuda, belki de göllerde kullanılırken nasıl daha verimli ve daha fonksiyonel bir şekilde işletilmesini sağlamasını öğrenmek bir artı olacak. Bu da sanıyorum ki su ürünleri mühendisleri için kendi mesleklerinde yeni bir kariyer yolunun kapısını açacak. Bu seferki videomuz böyle. Bugün sizinle su ürünleri yetiştiriciliği, dijital dönüşüm ve bununla ilintili olarak sensör teknolojilerinin kullanımı ile ilgili kısa bir şeyler söylemek istedim. Bir sonraki videoda yine görüşürüz. Bir sonrakinde de yine belki biraz kapalı devre sistemlerinden bahsederiz. Ya da yine böyle ilintili blockchain teknolojileri var. Belki birazcık onlarla ilgili konuşuruz. Şimdilik hepinize İyi günler, iyi akşamlar. Her nerede ve ne zaman dinliyorsanız. Biraz vakit ayırıp dinlediğiniz için teşekkürler. Bu kanala abone olup üye olmayı ve alta yorum yazmayı unutmayın. Sevgiler, saygılar. Görüşmek üzere.